Merhaba arkadaşlar, yine ben. Bugün gelecek zamanı işliyoruz. Gelecek zaman, bir haftalık planımız. Şimdi beraber gelecek zamanı öğrenelim. İki tane ekimiz var. Acak, ecek. A, I, O, U, acak. E, I, Ö, Ü, ecek. A, I, O, U, acak. E, I, Ö, Ü, ecek. Almak. Bir şeyi almak. Al, a, alacak. Kır. Bir şeyi kırmak. Kır, ı, kıracak. Ahmet kalemi kıracak. Sormak. O. Sor. Soracak. Öğrenci hocaya soru soracak. Dur. Durmak. Dur. U. Dur. Duracak. Alacak, kıracak, soracak, duracak. Peki bunlar ne? A. A. Acak. Ama A, A yan yana olmuyor. Anlayacak. Öğrenciler önce dinleyecek, sonra anlayacaklar. Anlayacak. Uyu. Uyu, uyumak. Ben saat 11'de, 12'de uyuyorum. Ama bugün erken uyuyacağım. Uyu. Uyuyacak. U, A, iki ünlü yan yana olmuyor. Uyuyacak. Ver. Bana bir kalem ver. Arkadaşım bana kalem ver. Verecek. Verecek. Silmek. Ahmet tahtayı... Ne yapacak? Sil. Silecek. Gör. Görecek. Düşünmek. Düşünmek, düşünmek, düşünüyorum. Ben bu konuyu biraz daha düşüneceğim. Dinle. E. Ecek. Ama iki E yan yana. Dinle. Yecek. Öğrenciler konuşacak. Öğretmenler dinleyecek. Yürü. Ü'den sonra ecek. Yürü. Yiyecek. Acak ve yiyecek. İki ek sadece. Sadece iki ek. Ama dikkat. Çok önemli iki fiil. Gitmek, etmek. Yazalım. İ, ecek. Gi, te, cek. Gitecek. Gite. Gi, gidecek. Ahmet İstanbul'a gidecek. Etmek. Dans etmek. Kahvaltı etmek. Teşekkür etmek. Etmek. Teşekkür edecek. Kahvaltı edecek. Dans edecek.
edecek. T-D. Bu kadar mı? Hayır. Dikkat. Yemek. Yemek. E. Yiyecek. Yemek. Yiyecek. E. İyi oluyor. Ne dedin? Demek. Ne dedin? Demek. Yemek gibi. Susun. Şimdi o bir şey diyecek. Bunları sakın unutmayın arkadaşlar. Hadi devam edelim. Olumlu, pozitif cümlelerde nasıl yapacağız? Tamam gelecek, o gelecek, Ahmet gelecek, Kübra gelecek, Yasemin gelecek, Erkan gelecek. Tamam gelecek ama ben, sen, biz, siz, onlar. Şimdi hepsine beraber bakalım. Ben geleceğim. Hop. K. Daha sonra ünlü harf geliyor. Ve yumuşak G. G. Geleceğim. Ben geleceğim. Sen geleceksin. Ecek. Sin. O gelecek. Bunu öğrendik. Bu kolaydı. Tamam. O gelecek. Biz geleceğiz. Bugün size geleceğiz. Geleceğiz. Siz geleceksiniz. Biz bugün size geleceğiz. Sonra siz bize geleceksiniz. Ve onlar gelecekler. Birazdan sınıfa öğrenciler gelecekler. Konuşmak. Konuş. Sizce bu nasıl? U. A, I, O, U. Acak demiştik. Konuş. Acak. Ama ben konuşacağım. Bir saniye, biraz konuşacağım. Tamam, çok konuşuyorum. Devam edelim. Sen konuşacaksın. E'den sonra i, A'dan sonra ı. Sen konuşacaksın. O konuşacak. Biz konuşacağız. Siz konuşacaksınız. Onlar konuşacaklar. Geçelim başka bir tanesine. Anlamak. Lütfen beni iyi dinleyin. Daha sonra rahatça anlayacaksınız. Ben anla. Aha, son harf ünlü. O zaman anla ya. Anlayacağım. Ben anlayacağım. Sen anlayacaksın. Hiç merak etme, anlayacaksın. Anlayacaksın. O anlayacak. Biz anlayacağız. Anlayacağız. Siz anlayacaksınız ve onlar anlayacaklar.
olumlu, bu kadar kolay. Yemek olsaydı ben yiyeceğim. Şuraya bir örnek yazalım. Ben bir ekmek yiyeceğim. Evet, gerçekten bazen bir kerede bir ekmek yiyorum. Ben ekmek yiyeceğim, sen ne yiyeceksin? Gibi. Gelelim negatif, olumsuzlara. A, I, O, U, acak. E, I, I, Ü, ecek. Ama olumsuzda ma ve me var. Ma, me. Ben gelmeyeceğim. Gelme. Her zaman Y koyacağım artık. Neden? Çünkü M, ma her zaman ünlüyle bitiyor. O zaman olumsuzda her zaman Y var. Ben gelmeyeceğim. Ben gelmeyeceğim. Siz gidin. Sen gelmeyeceksin. Sen cezalısın. Ben yalnız gideceğim. O gelmeyecek. Biz gelmeyeceğiz. Siz gelmeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi hep M, olumsuzluk eki var. Siz gelmeyeceksiniz. Onlar gelmeyecekler. Bir tane daha bakalım. Yine konuşmak diyelim. Konuş. Bu defa acak. Olumsuzluk eki M mi ma mı? A, I, O, U, ma. Konuş. Ben olduğu için konuşmayacağım. Sen konuşmayacaksın. Sen konuşmayacaksın. Sadece ben konuşacağım. Tahtamına diyor ki sen silmeyeceksin ama sileceğim. Konuşmayacaksın. O konuşmayacak. Biz konuşmayacağız. Siz konuşmayacaksınız. Onlar konuşmayacaklar. Şimdi başka bir örneğe geçtik. Anlamak ünlüyle bitiyor. Bu önemli mi? Hayır. Olumsuz da önemli değil. Çünkü zaten M, ma var. Ünsüzle devam edecek. Anla, ma, demek ki anlamayacağım ve konuşmayacağım aynı. Olumsuzda fiilin son harfi ünlü mü değil mi önemli değil. Çünkü olumsuzda M, ma var her zaman. Konuşmayacağım, anlamayacağım. Konuşmayacaksın, anlamayacaksın. Konuşmayacak, anlamayacak. Konuşmayacağız, anlamayacağız. Konuşmayacaksınız, anlamayacaksınız. Konuşmayacaklar, anlamayacaklar. Ama siz anlayacaksınız. Devam edelim. Sorulara geçelim. Soruyu nasıl soruyoruz? Ben gelecek miyim? Sen gelecek misin? O gelecek mi? Biz gelecek miyiz? Siz gelecek misiniz? Onlar gelecekler mi? Onlar gelecekler mi? Gelecek miler? Bu yanlış. Gelecekler mi? Tamam, doğrusu. Siz gidiyorsunuz. Ben de gelecek miyim? Ben sinemaya gidiyorum. Sen de gelecek misin? Ben gelmek istiyorum ama o gelecek mi? O gelecek.
Biz gelecek miyiz? Siz gelecek misiniz? Onlar gelecekler mi? Geçelim olumsuz soruya. Öğretmenim, herkes geliyor. Peki ben gelmeyecek miyim? Sen gelmeyecek misin? Yani olumludaki gibi ama araya olumsuzluk eki MMA koyuyoruz. Sen gelmeyecek misin? O gelmeyecek mi? Biz gelmeyecek miyiz? Siz gelmeyecek misiniz? Onlar gelmeyecekler mi? Geçelim. Şimdi çok güzel konuştuk. Almak, vermek, gülmek, ağlamak. Bunların hepsi tamam. Peki. Baba mak değil bu. Zengin. Bunlar isimler, sıfatlar. Ne yapacağız gelecek zamanda? Ünlü mek... Olmak. Her şeyi olmakla çözeceğiz şimdi. Arkadaşım baba olacak. Onlar bebek bekliyorlar ve o baba olacak. Doktor. Ben daha doktor değilim. Öğrenciyim. Ama üniversite bitince ben doktor olacağım. Ben doktor olacağım. Bu defa ben olsun. Ben doktor olacağım. Ünlü. Ne demek ünlü? Mesela Messi. Çok ünlü. Veya Adriana Lima. Çok ünlü. Tarkan tanıyor musunuz? Türk şarkıcı. Çok ünlü. Tanıyorsunuz. Ben ünlü olacağım. Bu videolar, dersler YouTube'da olacak. Siz izleyeceksiniz ve ben ünlü olacağım. Zengin olacağım. İnşallah. Ben ünlü. Tamam, ben ünlü olmayacağım. Ama belki başkaları ünlü olacaklar. Belki ben olmayacağım ama birileri zengin olacak. Belki siz zengin olacaksınız. Bunlar olumlu örneklerdi. Olumsuza da bir tane yazalım. Ben ünlü olumsuz olduğu için ma koyuyorum. Olmayacağım. Nasıl? Zor değil, değil mi? O halde dersimize devam edelim. Ders kitabımızda bir bölüm var ve Derya bir haftasını anlatacak bize. Benim adım Derya. Bu da ev arkadaşım Deniz. Biz Yıldız Apartmanı'nda oturuyoruz. Deniz ve ben aynı üniversiteye gidiyoruz. İkimiz de halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünde okuyoruz. Biz her hafta sonu haftalık plan yapıyoruz. İşte bu haftaki planımız. Bakalım planları neymiş? Pazartesi. Sabah 7'de kalkacağız. Saat 8'de kahvaltı edeceğiz. Ve metro ile okula gideceğiz. Salı. Saat 7.30'da kalkacağız. Kahvaltı edeceğiz. Metro ile okula gideceğiz. Öğleden sonra kütüphaneye gideceğiz. Bakalım çarşamba ne yapıyorlarmış. Saat 7'de kalkacağız. Kahvaltı edeceğiz. Metro ile okula gideceğiz. Öğleden sonra tiyatro kulübüne gideceğiz. Perşembe. Sabah 9.30'da kalkacağız. Kahvaltıdan sonra dışarı çıkacağız. Bugün dersler öğleden sonra başlıyor. Öğleye kadar alışverişe çıkacağız. Öğleden sonra okula gideceğiz. Cuma. Sabah 8'den akşam 5'e kadar okulda olacağız. Okuldan sonra sinemaya gideceğiz. Cumartesi ve pazar. Hafta sonu.
Hafta sonu Bursa'dan dayım, yengem ve yeğenim Esra gelecek. Onlarla Ankara'yı gezeceğiz. Bir haftalık programı bu Derya'nın. Şimdi bazı sorulara beraber bakalım. İlk sorunun cevabını kitabımız bize söylüyor. Derya ile Deniz salı günü saat kaçta kalkacaklar? Derya ile Deniz salı günü 7.30'da kalkacaklar. Peki Derya ile Deniz kütüphaneye ne zaman gidecekler? Hangi gün gidecekler, buna bakalım mı? Onlar kütüphaneye salı günü saat 7.30'da gidecekler. Çarşamba günü öğleden sonra nereye gidecekler? Hadi hatırlayalım. Çarşamba öğleden sonra tiyatro kulübüne gidecekler. Hafta sonu onlara kimler gelecek? Bayağı misafir var. Yengesi gelecek Derya'nın, yeğeni Esra gelecek ve dayısı gelecek Bursa'dan. Ve hafta sonu ne yapacaklar? Hatırlayalım. Onlarla Ankara'yı gezecekler. Bursa'dan misafirler gelecek ve Derya onlarla Ankara'yı gezecek. Geçelim sıradaki alıştırmamıza. Burada bir iki küçük, umarım komik karikatür var kitabımızda, sizle paylaşmak istedim. Hayatım, ne dersin, yüzelim mi? Sen yüz, ben yüzmeyeceğim. Biraz daha güneşleneceğim. Kadın köpek ne yapacak? Güneşlenecek. O güneşlenecek. Peki ne yapmayacak? O yüzmeyecek. Alo, iyi günler hanımefendi. İyi günler, buyurun. Akşam size hırsızlığa geleceğiz. Müsait misiniz acaba? Lütfen biraz gülün. Kibar bir hırsız ve haber veriyor. Geçelim. Gelecek 10 yılda neler olacak? Bakalım uzmanlar ne diyorlar? 10 yılda neler olacak? 10 milyarıncı insan doğacak. 10 milyarıncı insan. Bayağı kalabalık. Bazı ameliyatları, bazı operasyonları robotlar yapacak. 10 yıl sonra. Otoyollar bedava olacak. Bu güzel haber. 10 yıl içinde otoyollar bedava olacak. Ve dünyada obez sayısı, çok şişman insan sayısı maalesef biraz artacak. Peki, şimdi de aileni tanıyalım ve ailenin günlük planına bakalım. Bu defa bir günlük plan dinliyoruz. Derya'nın planı bir haftalıktı. Bakalım ailen bugün neler yapacak? Sabah 6'da kalkacak, uyanacak ve kalkacak. Sabah 6'da. Sabah 7'de kahvaltı edecek. 6'da kalkacağım, 7'de kahvaltı edeceğim diyor. 7.30'da işe gideceğim diyor. 8'de işte olacak. Saat 12'de acıkacak ve arkadaşlarıyla lokantaya gidecek, bir şeyler yiyecekler. Saat 2'de bir köpeği tedavi edeceğim. Ailenin mesleği ne? O bir köpek tedavi edecek. O bir veteriner. Saat 5'te işten çıkacak ve akşam 6'da eve dönecek. Şimdi küçücük bir sınavcık. İki soruya bakacağız sadece beraber. Gelin beraber bakalım. Ne zaman gelecekler? Soru bu. Ne zaman gelecekler sorusunun cevabı hangisi değildir? Yarın. Yarın gelecekler. Tamam. Burada da bir yarın var, ona da bakalım. Yarın sabah gelecekler. Tamam, yarın sabah gelecekler, yarın öğlen gelecekler, yarın akşam gelecekler. Hoş gelecekler. Bugün akşam gelecekler. Tamam, şimdi sabah, öğlen, akşam gelecekler. Olur. Dün gelecekler. Kolay bir soru değil mi?
Bu da kolay. Geçelim ikinci sorumuza. Hangisinin yazımı yanlıştır? İskender kebabı yiyeceğim. Yiyeceğim. Problem yok. Lokantaya gidecekiz. Gidecekiz. Gideceğiz diye devam etmesi lazımdı. Doğru cevap B. Döner siparişi vereceğiz ve hesabı sen ödeyeceksin. Doğru. Şimdiki sorum size. Sizce gelecek 50 yılda neler olacak? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.